Oyuncakların Dünyası. Ali, evin tek çocuğu olan yaramaz mı yaramaz 5 yaşlarında bir çocukmuş. Annesinin ve babasının onu fazla şımartmasından dolayı kimseleri dinlemez, arkadaşlarına kötü davranan biri olup çıkmış. Babası her akşam ona değişik oyuncaklar getirdiği için eski olan oyuncaklarını da fırlatıp atarmış. Onunla oynamaya gelen komşu çocuklarının hiçbirine oyuncaklarını vermez, oyunda her zaman mızıkçılık yaparmış. Arkadaşları da onu terk edip gidince sinirlenir ve oyuncaklarına kötü davranırmış. Bunlar yetmiyormuş gibi annesinin hazırladığı yemekleri yemez, hatta mahsus masaya dökermiş. Annesi zaman zaman Ali'nin bu yaramazlıklarına göz yumuyormuş ama bazen de onu yaptıklarından dolayı cezalandırırmış. Yine böyle bir gün Ali onunla oynaması için gelen arkadaşına kötü davranmış ve oyuncaklarıyla oynamasına izin vermemiş. Basancı teyze! Arkadaşı bunun üzerine ağlayarak eve gitmiş. Ali yalnız kaldığı için çok kızmış ve bütün öfkesini oyuncaklarından çıkarmış. Bütün oyuncaklarını sağa sola fırlatarak öfkesini geçirtmeye çalışmış. Yaptığı bu yaramazlıklardan sonra annesi onun odasından çıkmasını yasaklamış. Ali kızgınlığını gidermek için ayısını parçalamaya başlamış ve her bir parçasını sağa sola fırlatmış. Ali çok geçmeden yorgun düşmüş ve dağılan oyuncakların arasında uyuyakalmış. Oyuncaklar birden canlanıp havalarda uçuşmaya başlamış ve uyuyakalan küçük çocuğu da aralarına alarak camdan dışarı çıkmışlar. Ali gözlerini açtığında birden şaşkına dönmüş. Havada bir kuş gibi uçuyormuş. Yanında da kendi oyuncakları varmış. Oyuncaklarından biri olan minik köpek Ali'nin uyandığını görünce "Bakın arkadaşlar, Ali uyanmış!" diyerek arkadaşlarına seslenmiş. Ali minik oyuncağının konuştuğunu fark etmiş ve çok şaşırmış. "Siz konuşuyorsunuz?" demiş. Minik köpek, "Evet, biz konuşuyoruz ama kendi dünyamızda," diye yanıtlamış. Ali çevresine bakmış bakmış ama hala neler olduğunu anlayamamış. "Peki ben nasıl uçabiliyorum?" diye sormuş. Bu kez ona aslancık yanıt vermiş. "Wow! Seni biz uçuruyoruz. Sen bizim dünyamızdasın. Bizim dünyamızda herkes canlanır ve uçar." Ali tekrar sormuş. "Sizin dünyanız neresi?" "Bizim dünyamız şu uzaklarda gördüğün pembe bulutların olduğu yerde," demiş minik köpek. Her şey öylesine gerçekmiş ki bunun bir rüya olmadığına eminmiş Ali. Pembe bulutlara geldikleri zaman Ali şaşkınlıktan gözleri kocaman açılmış. Burada her şey öylesine farklıymış ki oyuncaklar harıl harıl çalışıyorlarmış. Ali oyuncakların bu hareketli dünyasında kendini bambaşka biri görmeye başlamış. Herkes ona çok iyi davranıyormuş. Oysa kendi oyuncaklarına çok kötü davranmış ve hatta bazılarını da parçalamış. Birden parçaladığı ayısıyla karşılaşmış. Ayı çok acı çekiyormuş ve çok inliyormuş. Ali onu öyle görünce çok üzülmüş ve diğer oyuncaklardan onu onarmalarını istemiş. Diğer oyuncaklar, "Miau, bu imkansız. Onu ancak sen onarabilirsin. Hau, hau, hau. Çünkü onu sen parçaladın." "Wow! Başkalarını parçaladı oyuncakları. Biz onaramayız." "Cik, cik, 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 cik. Biz
yaparız? Oyuncakların bu yanıtı Ali'yi çok üzmüş ve parçaladığı, hırpaladığı oyuncakların bu kadar acı çektiklerini bilmediğini söylemiş. Bir daha onlara böyle davranmayacağını, oyuncaklarına çok iyi bakacağını söylemiş. Ali'nin vermiş olduğu bu sözden sonra oyuncaklar artık onun kendi dünyasına geri dönmesinin zamanı geldiğine karar vermişler. Ve onu aralarına alarak tekrar yatağına götürmüşler. Odanın kapısının birden açılmasıyla Ali uyanmış. Gelen annesiymiş. Ali koşarak annesine sarılmış ve parçaladığı ayıyı göstermiş. Anneciğim, ne olur oyuncağımı diker misin? O çok acı çekiyor, demiş. Annesi oğlunun bu ani değişmesine hiç anlam verememiş. Ama Ali o günden sonra arkadaşlarına ve oyuncaklarına karşı çok iyi davranmış. Annesi bundan dolayı Ali'yi uzun uzun öpmüş.